Uşak ve Altılı şeker fabrikaları Cumhuriyet'in ilk şeker fabrikalarıdır. Arkadaşlar Uşak ve Altılı. Bakın şeker fabrikası en çok İç Anadolu'da var görüyorsunuz. Konya'da, Eskişehir, Ankara. Mesela Karadeniz'de şeker pancarı yetişmez gibi düşünüyor öğrenciler. Karadeniz bölgesinde de şeker pancarı fabrikaları vardır. Kastamonu'da var arkadaşlar. Çorum'da var. Tokat'ta var. Samsun'da var. Doğu Anadolu bölgesinde Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, işte Elazığ, buralarda şeker fabrikası var arkadaşlar. Malatya'da yine. Akdeniz bölgesinde bakın Maraş ve Burdur'da şeker fabrikası var. Ege bölgesinde Afyon, Uşak, burada fabrika var. Marmara'da Balıkesir ve Kırklareli'de şeker fabrikası var. Sadece Güneydoğu Anadolu bölgesinde şeker fabrikası yoktur arkadaşlar. Diğer bir sanayi kolumuz yağ sanayisi. Bitkisel yağ sanayisi. Arkadaşlar yağ sanayisi yağı çıkartılan tarım ürünlerinin olduğu yerde gelişme göstermiştir. Mesela yağı çıkartılan tarım ürünü nedir? Ayçiçeği. Ayçiçeği nerede yetiştiriliyor? Trakya'da. Trakya'da ayçiçek yağı fabrikaları bulunur arkadaşlar. Trakya'da, Edirne ve Tekirdağ'da ayçiçek yağı fabrikası vardır. Mesela zeytin nerede yetişir en çok? Ege'de. Ege bölgesinde özellikle İzmir, Aydın gibi şehirlerde zeytinyağı fabrikası bulunur. Mesela Güney Marmara'da en çok sofralık zeytin yetişir ama yağlık zeytin de yetiştiriliyor. Bursa'da, Balıkesir'de zeytinyağı fabrikası vardır. Yine Akdeniz bölgesinde de zeytin yetiştirilir. Akdeniz bölgesinde de arkadaşlar zeytinyağı fabrikası var. Bunun yanında Akdeniz bölgesinde mısır da yetiştiriliyor. Mısır yağı fabrikası da vardır. Mesela Adana'da Sunar Mısır var. Marsa var. Buralarda yağ fabrikaları bulunuyor. Mesela Akdeniz bölgesinde zeytin, mısır yağ fabrikaları, soya fasulyesi. Bakın bundan dolayı buralarda yağ fabrikası kurulmuştur. Mesela Karadeniz bölgesinde fındık, Ordu ve Giresun'da en çok yetiştirilir. Ordu ve Giresun'da fındık yağı fabrikaları vardır. Burada fındığın çok yetiştirilmesinden dolayı fındık yağı fabrikaları bulunmaktadır arkadaşlar. Yani bitkisel yağ sanayi ise yağı çıkartılan tarım ürünlerinin olduğu yerlere kurulmuş sanayi koludur. Mesela arkadaşlar konserve sanayisi. Konserve sanayisi denilince aklımıza iki şey gelecek. Şimdi konserve sanayisi çabuk bozulduğu için ham maddeye yakın olmak zorunda. Ham maddeye yakın kurulacak. Konserve sanayisini ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bir balık konserveciliği. Balık konserveciliğinde arkadaşlar Marmara bölgesi birincidir. Balık konserveciliği denilince Marmara bölgesi aklımıza gelecek. Çanakkale. Çanakkale'de biliyorsunuz Dardanel ton fabrikası vardır. Balık konserveciliğinde Marmara bölgesi birinci arkadaşlar. Sebze meyve konserveciliği ise Akdeniz ve Ege bölgesinde çok yapılır. Akdeniz ve Ege bölgesi sebze meyve konserveciliğinde, Marmara bölgesi balık konserveciliğinde birinci sıradadır. Sınavda derler ki aşağıdakilerden hangisi konserve sanayisinin gelişmesine engel olmuştur? Konserve sanayisinin arkadaşlar gelişmesine engel olan iki temel şey vardır. Birincisi seracılık. Seralarda 4 mevsim taze sebze meyve olduğu için arkadaşlar insanlar konserve kullanmıyor. Yani tazesine ulaşma imkanı olması seralar nedeniyle konserve kullanımını ne yapıyor? Azaltıyor. Yani seracılık konserve sanayisinin gelişmesine engel olmuştur. İkincisi arkadaşlar konserve denilince işin içerisine reçel, turşu, salça da giriyor. Biliyorsunuz Türk kadını reçel ve turşu da çığır açmıştır. Bulduğu her şeyin turşusunu ve reçelini yapar. Türkiye'de biliyorsunuz arkadaşlar Eylül ayı kavanoz ve kavanoz kapağı dönemidir. Herkes kendi konservesini kendisi yapar. Bu da konserve kullanımını yani markette ya da konserve sanayisinin gelişimini engelliyor. Yani
Biz yani Türk milleti olarak marketteki reçel yerine, turşu yerine ev yapımı turşuyu, ev yapımı reçeli tercih ederiz. O daha lezzetlidir. Bu da arkadaşlar konserve sanayisinin gelişmesini engellemiştir diyebiliriz. Konserve sanayisi ile ilgili bunları bilirim. Seracılık ve el yapımı konservecilik bu sanayinin gelişmesini engelliyor. Balık konserveciliğinde Marmara, sebze meyve konserveciliği Ege ve Akdeniz bölgesindedir diyebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar burada haritamızda da görüyorsunuz et ve et ürünleri sanayisi var. Et ve et ürünleri sanayisi Erzurum, Kars'ta var. Erzurum, Kars'ta büyükbaş mera hayvancılığı yapılıyor. Büyükbaş mera hayvancılığından dolayı et ve et ürünleri sanayisi var. Van'da var arkadaşlar. Van'da da Türkiye'de koyun sayısında birinci sıradadır biliyorsunuz Van. Bu yüzden Van'da da et ürünleri sanayisi gelişmiştir. Mesela bu haritada almamış Kayseri. Kayseri'de de et ve et ürünleri sanayisi gelişmiştir. Kayseri'nin pastırması, sucuğu ünlüdür biliyorsunuz. Konya'da var. Yine bu haritada almamış Afyon'da vardır. Afyon'da da arkadaşlar haşhaşın kabuğu biliyorsunuz hayvan yemi olarak kullanılıyordu. Bu yüzden Afyon çevresinde ahır hayvancılığı gelişmişti. Buna bağlı olarak Afyon'da da et ve et ürünleri sanayisi gelişmiştir. Mesela İkbal sucukları, Cumhuriyet sucukları falan hep Afyon markasıdır. Burada da et ve et ürünleri sanayisi var. İzmir, Balıkesir, buralarda et ve et ürünleri sanayisi bulunuyor. Konya'da da var arkadaşlar. Konya Türkiye'de sığır sayısında birinci biliyorsunuz. Burada çok fazla kesimhaneler vardır. Bu da et ve et ürünleri sanayisinin gelişmesine engel oluyor. Şey, gelişmesini sağlıyor. Bunun dışında çay fabrikaları var Rize'de. Çay da aynı şeker pancarı gibidir arkadaşlar. Çabuk bozulur. Bu yüzden çay fabrikaları hammaddeye yakın olmak zorundadır. Cumhuriyet'ten sonra ekilen bir tarım ürünüdür. Çay biliyorsunuz Zihni Derin tarafından ekiliyor. Sonra tarımı yapılmaya başlanıyor. İlk çay fabrikaları da 1940'lı yıllarda kuruluyor. Zihni Derin Çay Fabrikası adı altında Rize'de çay fabrikası bulunmaktadır arkadaşlar. Türkiye'de gıda sanayisi bu şekilde. Var mı kafanıza takılan bir şey? Arkadaşlar, diğer bir sanayi kolu dokuma, deri ve giyim sanayisidir. Dokuma, deri ve giyim sanayisine pamuklu dokuma, yünlü dokuma, ipekli dokuma, halı ve kilim dokumacılığı diye ayırıyoruz. İsterseniz dokuma, deri, giyim sanayisini ben size harita üzerinde anlatayım. Şimdi dokuma, deri, giyim sanayisi denilince arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Şunu biraz evet. Dokuma deri giyim sanayisinde en gelişmiş sanayi kolu pamuklu dokuma sanayisidir. Şimdi pamuklu dokuma sanayisi en gelişmiş dokuma sanayisidir. Özellikle pamuklu dokuma sanayisi pamuğun çok yetiştirildiği yerlerde gelişmiş bir sanayi koludur. Mesela pamuklu dokuma sanayisi haritada mavi ile gösterilmiştir arkadaşlar. Pamuğun çok yetiştirildiği yerlerde oluyor. Mesela pamuk üretiminde neresi birinci? Güneydoğu Anadolu bölgesi birinci. Güneydoğu Anadolu bölgesinde pamuklu dokuma sanayisi Gaziantep'te gelişmiştir. Urfa'da gelişmiştir arkadaşlar. Burada haritayı almamış. Mesela pamuk Akdeniz bölgesinde de yetiştiriliyor. Eskiden birinciydi Çukurova, şimdi Güneydoğu oldu da. Mesela Akdeniz bölgesinde Adana'da pamuklu dokuma fabrikaları vardır. Antalya'da var. Yine Ege bölgesinde arkadaşlar pamuklu dokuma sanayisi gelişmiştir. Ege bölgesinde İzmir'de özellikle pamuklu dokuma sanayisi var. Denizli'de. Bakın Denizli Türkiye'de en çok tekstil ürünü satan şehirlerinden biridir. Tekstil sanayisinin en çok geliştiği şehirlerden biridir Denizli. Denizli'de arkadaşlar pamuklu dokuma sanayisi var. Havlusu falan ünlüdür. Manisa, Güney Marmara'da ise Bursa'da arkadaşlar pamuklu dokuma sanayisi gelişmiştir. Bursa'da tekstil sanayisinin en çok geliştiği şehirlerden biridir Bursa arkadaşlar. Burada işte havlusu ünlüdür arkadaşlar. Zaten tekstil sanayisinde en gelişmiş şehirler sorulursa mesela Bursa ve Denizli'yi alabiliriz. Buralarda çok gelişmiştir. Mesela pamuklu dokuma sanayisinde KPSS'nin sorduğu iki şehir var. Bakın bu iki şehir çok soruluyor.
İstanbul ve Kayseri. Neden bu ikisi soruluyor biliyor musunuz? İstanbul'da da Kayseri'de de pamuk yetişmiyor. Mesela İç Anadolu'da biliyorsunuz ilkbahar sıcaklığı düşük olduğu için pamuk yetişmiyordu. Kayseri'de pamuk yok, İstanbul'da da pamuk yok. Ama buralara pamuklu dokuma sanayisi kurulmuştur. Neden diye soru gelirse arkadaşlar pazara yakınlık. Pazara yakınlıktan dolayı Kayseri ve İstanbul'a pamuklu dokuma sanayisi kurulmuş. Yani pamuk yetiştirilmeyen bir yere sanayi kurulmuştur. Bu hangisidir diye sorularla da karşılaşırsınız. Kayseri ve İstanbul'da pamuk yetişmediği halde pamuklu dokuma sanayisi kurulmuştur arkadaşlar. Bunun dışında yünlü dokuma sanayisi var arkadaşlar. Şu renkli yünlü dokuma sanayisi gösteriliyor. Yünlü dokuma sanayisi pamuklu dokuma sanayisi kadar gelişmiş bir sanayi kolu değil. Pamuklu dokuma sanayisi daha gelişmiştir. Yünlü dokuma sanayisi böyle küçük baş hayvancılığın yapıldığı yerlerde, küçük baş hayvanların yününün olduğu yerlerde gelişme göstermiş bir sanayi koludur. Mesela arkadaşlar Güney Marmara'da Bursa'da biliyorsunuz Güney Marmara'da Merinos koyunları vardır. Buralarda yünlü dokuma sanayisi gelişmiştir. Bunun dışında arkadaşlar İç Anadolu'da bu haritada çok almamış ama İç Anadolu'da Ankara'da tiftik keçisinden dolayı mesela Kayseri'de Konya'da buralarda yünlü dokuma sanayisi bulunmaktadır. Mesela arkadaşlar Isparta, Uşak'ta yünlü dokuma Ege bölgesinde Uşak'ta yünlü dokuma sanayisi gelişmiştir. Uşak kilim ve battaniyeleri çok ünlüdür arkadaşlar. Bunun dışında Güneydoğu Anadolu'da Siirt'te yünlü dokuma sanayisi gelişmiştir. Bunun dışında arkadaşlar halı fabrikalarına bakalım. Halı, kilim. Kilim ve battaniye denilince Uşak aklımıza gelecek. Halı denilince Isparta halıları çok ünlüdür. Yani Türkiye'nin en kaliteli el dokuma halılarıdır. Isparta halıları ve Hereke halıları. En ünlü halılar Isparta ve Hereke halılarıdır arkadaşlar. Hereke de Kocaeli'dedir. Bu halılar ünlü. Ama Isparta halıları ünlüdür ama Türkiye'de halı üretiminde Isparta birinci değildir. Türkiye'de halı üretiminde Antep birincidir arkadaşlar. Antep'te gösterilmemiş ama Türkiye'nin halı başkentidir Antep. Türkiye'de en çok halı üreten şehrimiz. Burada gösterilmemiş. Onun dışında Kayseri'de, Manisa'da, Hereke bunlar arkadaşlar. Mesela Bursa'yı göstermemiş. Bursa'da da halı fabrikaları vardır. Merinos falan fabrikası Bursa'dadır arkadaşlar. Buralarda halı dokumacılığı da gelişmiştir diyebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar hazır giyim sanayisi şu kıyafet resmi olan hazır giyim fabrikalarını gösteriyor. Adana'da bulunuyor. İzmir'de yani hazır giyim bakın büyük şehirlerde İzmir, Bursa, Kocaeli, İstanbul gibi yerlerde hazır giyim var. Deri sanayisi de arkadaşlar Bolu, yine Uşak, İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ buralarda deri sanayisi bulunmaktadır. Yani dokuma sanayisinde yani pamuklu dokumayı bilin daha çok ham maddeye yakın kurulmuştur pamuklu dokuma. En gelişmişi pamuklu dokuma sanayisidir arkadaşlar. Kayseri ve İstanbul'da pamuk yetişmediği halde pamuklu dokuma sanayisi bulunmasının nedeni pazara yakınlıktır. Bunun dışında arkadaşlar ipekli dokuma sanayisi biliyorsunuz yaş ipek üretimi suni ipeklerin kullanılmasıyla birlikte azalmıştı. İpek böcekçiliğinde yaş ipek üretiminde Diyarbakır birinciydi, Antalya ikinciydi. Ama ipekli dokuma sanayisi Bursa'da, İstanbul'da, Bilecik'te arkadaşlar. Bursa, İstanbul, Bilecik burasılarda ipekli dokuma fabrikaları bulunmaktadır arkadaşlar.